Selam arkadaşlar. Nihayetinde 2 aylık bir karantina sürecinin ardından 29 Mayıs 2020'de yaşadığım şehir olan Viyana'da bütün antrenman salonları açıldı ve ben ilk antrenmanımı yaptım. Beni Instagram'dan takip eden arkadaşlar zaten canlı yayında gördüler ve belki de onlar da benimle beraber yaptılar. Yapmamış olsalar bile birçok sorular yönelttiler bana ve ben bu soruların cevaplarını verdim. Bana sorulan sorulardan bazıları hocam antrenmanımızı nasıl yapmalıyız? Hocam hangi ağırlıkları almalıyız? Hangi gün gitmeliyiz? Nasıl bir antrenman metodu uygulamalıyız? Bu sorulardı ve ben bu soruların hepsini aslında online yayında, canlı yayında arkadaşlara cevapladım. Fakat şu anda neden böyle bir şey yapıyorum? Biliyorsunuz ki arkadaşlar YouTube'da telif hakları var ve antrenman salonlarında çalan müziklerin hepsi telif hakkıyla korunmuş müzikler. O yüzden maalesef diyorum çünkü bu benim için ekstra bir iş oluyor aslında. Maalesef o anda yaptığım konuşmaların hiçbirisini şu anda yayınlayamıyorum. O yüzden böyle bir çözüm buldum kendime. Mikrofonla videonun üstüne konuşmaya çalışacağım. Eğer ki videoyu baştan sona izlerseniz arkadaşlar zaten sizin kafanızda olan soruları bir şekilde ben burada videoda cevaplamaya çalışacağım. İster tekst olsun ister böyle konuşarak olsun ama mutlaka sizin sorularınızı cevapsız bırakmamaya çalışacağım. En azından şöyle söyleyeyim. Beni online olarak izleyen arkadaşların sorduğu soruları düşünüyorum şu anda. Onların cevaplarını vermiş olacağım. Belki de birkaç tane daha ekstra konudan bahsedebilirim. Her şeyden önce söylemek istediğim arkadaşlar benim şu anda yaptığım antrenman gördüğünüz antrenman kesinlikle ama kesinlikle 2 ay boyunca hayatta evde hiçbir şey yapmamız benim gibi sadece oturmuş ve yemek yemiş olan insanlar için geçerlidir. Neden? Çünkü antrenman metodlarından dolayı yaptığım antrenman türünden dolayı yoksa zaten aktif olan bir insanın için böyle bir açıklama yapmam arkadaşlar. Tabii ki evde bütün araç gereçleri olup da hipertrofi antrenmanını adam gibi layığıyla yapan insanlar arkadaşlarımız varsa helal olsun. Onlar hiç zaman kaybetmeden normal antrenmanlarına geri dönebilirler. Ama bizim gibi evde antrenman imkanı olmayan arkadaşlar, benim gibi hiçbir şey yapmamış olan arkadaşlar için bu durum biraz daha kötü tabii ki. Bu durumu biz bir şekilde değerlendirip bu yapmamadığımız 2 ayı bir şekilde telafi etmemiz gerekiyor. Benim gibi hiç antrenman yapamamış, 2 ay boyunca antrenman yapamamış arkadaşlara aslında çok tehlikeli bir dönem. Peki neden? Çünkü
Bizim kafamız hala bu 2 ay öncesindeki antrenmanlarda, 2 ay öncesinde kaldırdığımız ağırlıklarda. Ama maalesef gerçek öyle değil arkadaşlar. 2 ay boyunca antrenman yapamamak demek, yaklaşık olarak, bilimsel olarak konuşuyorum şu anda, yaklaşık olarak önceki maksimal kuvvetimizden yaklaşık %20, %30 ile %40 arasında bir değer kaybetmemiz demek. Buna örnek verecek olursak mesela, önceden çok basit konuşmak istiyorum. Bench press'i alıyorum. Önceden 100 kilo kaldırabilen, bir seferde 100 kilo kaldırabilen bir arkadaş şu anda kaldırabileceği kilo 60 ile 70 kilo arasında değişiyor arkadaşlar bir seferde. O yüzden çok büyük bir güç kaybı var burada. O yüzden önceki aldığımız kiloları şu anda alamayız. Lütfen kendimizi sakatlamayalım. Peki kendimizi daha sonra yapacağımız ağırlık antrenmanlarına nasıl hazırlarız arkadaşlar? Evet, işte en güzel ve en can alıcı nokta burası. Lütfen iyi dinleyin. Bunu yapmak için bir sürü metot var. Ama daha çok kullanılan 3 tane metodu söyleyeceğim ben size. 1. Full body antrenmanı, yeni başlayanlara da önerdiğimiz vücudun genel kuvvetini geliştirmek ve gün içinde bize lazım olacak kuvveti sağlamak için yapılacak antrenman türü. Full body antrenmanı. İkinci antrenman türü, çok yavaş bir şekilde elastik bantlarla küçük kas kütlelerini, küçük kas gruplarını ve bağları çalıştırabilecek hareketler. Üçüncü ve benim bu videoda yaptığım ise maksimal kuvvetimi, yani bundan 2 ay önceki maksimal kuvvetimi aşağı yukarı zaten biliyordum. Maksimal kuvvetinden bu değeri, az önce söylediğim %40 değerini aşağı alıp bu %40 değerinin de %60'ı ile çalışmakta arkadaşlar. Şöyle bir örnek vereyim. Mesela yine bench press'ten örnek vereyim 100 kilodan. 100 kilo benim, eğer bu karantina dönemi öncesinde 100 kilo bench press maksimal kuvvetim varsa, bu maksimal kuvvetim şu anda benim 60 kilo. De ki 70 kilo. Bu 60 kilonun da %60'ını, yani %60'ın %60'ı ne oluyor? 32'ye böl 30, yani 35 kilo civarında bir kilo ile benim çalışmam gerekiyor. 35 kiloyu peki ben bir kere mi kaldıracağım? Hayır. Benim yapmam gereken tekrar sayısı 12 ile 20 tekrar arası. Yani aslında şuna bakarsak 12 tekrar demek oluyor ki arkadaşlar, zaman olarak bakacağımız zaman 60 saniye ile 90 saniye arasında bir değere tekabül ediyor. Arkadaşlar, az önce söylediğim konuyu çok kısa bir şekilde tekrarlayayım ki kafanız karışmasın, kafanıza tamamen otursun. Şimdi benim bu yaptığım videodaki antrenman çeşidini yapmak istiyorsanız, önceki maksimal kuvvetinizin bir kere %30 ile %40 değerinde bir değerinden aşağı alacaksınız. Yani 100 kilo bench press yapıyorsanız şu andaki maksimal kuvvetiniz sizin 70 kilo diyelim. Böyle bitti mi? Hayır. Bir de bu 70 kilonun da %60'ını alacaksınız ki bu %60 kiloyla yaklaşık 12 ile 20 tekrar arasında bir tekrar yapmanız gerekiyor. Bunu da zamana çevirecek olursak, yani 60 saniye ile 90 saniye arasında bir zamana tekabül ediyor bu antrenmanı yapmak istiyorsanız arkadaşlar. Doğru kilolar şu anda sizin için bunlar ve bu kiloyla doğru ve temiz bir şekilde antrenman yapmanız gerekiyor. Hareketleri lütfen temiz yapın arkadaşlar. Hiç ego yapmaya gerek yok.
Eğer videomu zaten şu ana kadar izlediyseniz orada görmüşsünüzdür. Bazen hareketler bana çok ağır geliyor. Hareketi temiz çıkartamadığımı gördüğüm anda ne yaptım? Biraz kiloyu azalttım ve hareketi devam ettirdim arkadaşlar. Lütfen burada ego yapmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Momentumlu hareketleri yapmayalım. Eğer hareketi düzgün yapamıyorsak önemli değil. Alın 5 kilo altın alın arkadaşlar ama hareketi düzgün yapın. Size kimse 5 kilo altın aldığınız zaman gülmeyecek. Ama siz eğer hareketleri düzgün yapmayıp kendinizi zorlarsanız, birincisi sakatlık riskiniz var. İkincisi sadece ve sadece gelişen sizin egonuz olacaktır. Ama kaslarınız gelişmeyecektir. O yüzden lütfen hareketlerin dinamiğini göstererek yapın arkadaşlar. Bundan sonra her antrenmana gittiğimde arkadaşlar Instagram'dan mutlaka yaptığım antrenmanın canlı yayını da yapacağım Instagram'da. Beni zaten Instagram'da takip edip de o an uygun olan arkadaşlar benimle beraber antrenmanları yapabilirler. Yapamayacak arkadaşlar varsa, uygun olmayan arkadaşlar varsa bu yaptığım antrenmanların hepsini aynı günün akşamına, en geç bir sonraki güne zaten YouTube kanalımda paylaşacağım. Sizin yapmanız gereken tek şey ya Instagram'dan beni takip etmek ya da YouTube'dan beni takip etmek ki hiçbir antrenmanımı kaçırmayasınız. Hiç ego yapmaya gerek yok. Egolu bir insan olmadığımı zaten bir sürü insan bilir. Bir sürü arkadaşım bilir. Görüyorsunuz ne kadar videoyu izlediniz, ne kadar göbeğimin olduğunu çıktığını görüyorsunuz. Ki benim bundan 4 sene önce Avusturya şampiyonluğum var. Bunları yapmak zor bir şey değil. Bunları tekrar başaracağım. Tekrar başaracağız. Siz de katılırsınız. Siz de başarabilirsiniz. Lütfen ve lütfen sizden ricam, hareketi düzgün yapın. Sadece beni izleyin. Online koçluk olarak vereceğiniz parayı hiç vermeyin. Zaten burada online koçluğun da size sunacağı şeyleri zaten ben antrenmanlarımda sunacağım size. Yapmanız gereken dediğim gibi tek beni izlemeniz, beni takip etmeniz olacak. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bugün ayın 31'i. Dün değil evvelsi gün yapmıştım bu antrenmanı. 31 Mayıs 2020 Pazar günü. Bugün saat öğlen yine antrenmanımı yapacağım ki bunu Instagram hesabından paylaşacağım ne zaman yapacağımı. Eğer uygun olursanız benimle beraber antrenman yapabilirsiniz. Uygun olmazsanız akşam YouTube kanalından bu antrenmanımı izleyebilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki sorularınız varsa lütfen YouTube kanalımın altında açıklama bölümüne bu sorularınızı yöneltebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve arkadaşlarınızla paylaşımlar yapmayı unutmayın. Şimdilik sizlere veda ediyorum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. İyi seyirler.